Peki. Şimdi Washington'a da uzanacağız. Orada dış politika analisti Turkish Heritage Vakfı Başkanı Ali Çınar bizi bekliyor ve yine toplumun nabzını tutan iki değerli araştırmacı, siyaset bilimci konuğumuz var. Optimal Araştırma Başkanı Sayın Hilmi Daştemir ve SODEV Başkanı Sayın Ertan Aksoy. Sayın Aksoy hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olunuz. Sayın Daştemir hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkürler. Hemen döneceğim iki değerli araştırmacı konuğuma. Ali Çınar hoş geldiniz diyerek önce başlayayım. Mike Pompeo, ABD Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması, çağrısı hatta telkini olmuştu. Sonra paralel açıklamayı Dışişleri Bakanlığı cephesinde Moskova'dan duyduk, Fransa'dan duyduk. Karar herhangi bir yankı buldu mu ve öncesinde neler söyleniyordu, ilk değerlendirmeler ne ve ne bekleniyor? Evet, merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde günün ilk saatleri olduğu için resmi açıklama daha gelmedi. Ama beklentimiz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda ya basın sözcüsünden ya da Dışişleri Bakanı Pompeo'dan bugün bir tepki mesajının gelmesi doğrultusunda. Aynı şekilde Başkan Trump bugün Florida'da olacak ve Türkiye saatiyle 9'u 10 geçe bir kilisede ziyareti ve toplantısı var. Burada da basın mensuplarının eğer Ayasofya ile ilgili bir sorusu olursa bununla ilgili bir açıklama yapması da bekleniyor. Aynı şekilde kanımca tweet atma ihtimali de var Başkan Trump'ın. Zira muhafazakar kesime, dini kesime yakın olan Trump'ın bu konuda sessiz kalmayacağı bekleniyor. O anlamda bir tweetin gelmesi muhtemel. Aynı şekilde Amerikan medyası da flash olarak bütün medya kanalları vermeye başladı. Ve bunun biraz iç politikaya yönelik bir karar olduğu ile ilgili yorumları görmeye başladık. Ama benim tahminimce bugün Amerikan resmi temsilcileri tarafından Türkiye'ye bu konuda bir tepki açıklamasının gelmesi doğrultusunda. Ali Çınar, çok teşekkür ediyoruz. Bir de tabii şunu sormamız lazım. Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni UNESCO'ya bu konuyu iletmişti, şikayet etmişti. Bu Türkiye'nin anlaşmayı ihlalidir. Önce UNESCO'dan izin alınmalıdır demişti. Fakat hani UNESCO'da yeni bir açıklama yaptı. Böyle bir statü değişikliği olacaksa hani bana bildirin. Ayrıca ben de gözden geçirebilirim diye. Birleşmiş Milletler, UNESCO'nun kararı bu konuda herhangi bir beklenti, bir yorum, basına yansıyan herhangi bir değerlendirme var mı? Şu anda yok, zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Ayasofya Pompeo'nun tepkisiyle gündeme gelmişti. O nedenle Amerikan medyası fazla Birleşmiş Milletler veya UNESCO babında çok açıklama yapmıyor. Zira hatırlanacağı üzere Amerika Birleşmiş Milletler dahil birçok uluslararası kuruluştan ayrılma planları içinde. O nedenle şu ana kadar bir sıcak bir bilgi gelmedi bu konuda. Ali Çınar, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz katıldığınız ve ilk değerlendirmeleriniz için. Trump'tan da tabii ki. Malum bütün açıklamaları, değerlendirmeleri yaptı. Twitter hesabından bir açıklama beklentisi var. Şu anda saat farkından ötürü henüz mesaiye başlamamış olan Washington'dan da bir değerlendirme gelecek. Bu da bekleniyor.